Merhabalar. Merhabalar. Bugün tatsız bir konuyla karşınızdayız. Evet, evimize böyle tebligatlar geldi. Evet. Yazın yaşadığımız şu olayı hatırlayanlar vardır belki. Karavan cezası. Demre'de Demre'ye gittiğimizde bir olay yaşamıştık. Bir gece kalmıştık, kimse yoktu. Kimse de gelip bizi uyarmadı. Herhangi bir tabela da yoktu, bir uyarı da yoktu. Sonra sabah oldu, işte kahvaltı yaparken, tabii sabaha kadar 4-5 karavan olduk biz orada. evet, 5 karavan vardık. Ondan sonra arkamızdan birileri geldi. Fotoğraf çektiğini gördüm böyle. Bizi de hiç uyarmıyorlar. Zaptaydı. Fotoğraf çekip kaçıyorlar yani. Ben de gittim sordum ne oldu hayırdır falan diye. O da dedi ki işte burada karavan yasak falan. Dedim hiçbir tabela yok. Neden yasak falan. Dedi öyle yasak. Ayrılın dedim. Biz zaten bugün çıkıyorduk. Kahvaltı yapıp çıkacağız dedik. Tamam Aynen. dedim. Yani ben zaten bulaşıkları yıkıyordum. Demre'den Kaş'a doğru ilerleyecektik ki zaten hani 10-15 dakika sonra bulaşık bitince biz hareket edecektik yani. Hatta ben bulaşık yıkarken gördüm. Hani videoyu hatırlamıyorsanız da işte şuradan hemen bakabilirsiniz eski videolarımızdan. O kadar can sıkıcıydı ki Onur'a dedim. Birisi bizim fotoğrafımızı çekiyor. Git bir bak bakalım. Neyse o zaman da yine bir Yani. şey Heh, demediler. aynen. Döndüm geri. Sadece şey dediler. 5 dakika sonra kağıt getirdiler elime. Ve onda biz kağıdı dedik ki bu bir ceza mı dedik. Hayır, Hayır. uyarı dedi. Uyarı dediler. Yani bununla ilgili bir yaptırım olur mu dedik. Hayır Bir de dediler. bir tek bize kestiler Bir galiba de orada. sadece 5 karavandan sadece bize kestiler. Yani en yabancı plaka artık bizi mi gördüler, ne Ama yaptı? orada sadece bir tane Antalya plaka vardı. Onun dışındaki hiçbir Antalya plaka değildi ki. Belki de kestiler, bilmiyoruz yani. Hani Çünkü diğer herkesin iletişimi fotoğrafını de çeke çeke gittiler yani. Belki de bilmiyorum yani kesmişlerdir. kime verdiler Neyse burada. döndük biz tatilden. Bir ay sonra tabii 2 ay sonra elimize bunlar geçti. Tebligat geldi. Bir baktık ne? Bir kere zaten ismimi yanlış yazmışlar. Onur Selim diye yazmışlar. O ayrı bir olay. Soyadımız da farklı yazılmış. Ondan sonra tutanakta diyor ki işte İlçemiz Büyükkum Mahallesi Taştepe sahil kenarı park alanı içerisinde karavan park etmek yasaktır uyarısı levha bulunmasına karşın diyor. Ben hemen burada şuraya yapalım. Onur, buraya bence O o şeklimize göre böyle. videoyu koyalım. Hemen izleyin. Bunun arkasında izleyin. Evet, az önce bize tespit tutanağı tuttular. Burayı işgal ettiğimiz için. Burayı işgal ediyormuşuz. Levha var dediler ama levhayı yeni takıyorlar şimdi bak. Tutanağı levha var yazdılar. Şimdi levha yeni takıyorlar buraya. Demre Belediyesi. Yakışmadı bu. Orada gerçekten herhangi bir şekilde işte park yapılamaz ya da karavan yasaktır gibi bir levha yoktu. Zaten biz gelen zabıtaya da bunu söyledik. Herhangi bir şekilde burada motorla taşıdığın park edemeyeceğine dair bir bildiri yok. Bir levha yok. Biz bunu söyledikten sonra zabıtalar gitti. Başka bir 10-15 ekip geldi. ha başka bir ekip geldi. 10-15 dakika sonra geldiler ve oraya tabela diktiler. Ve bunu sosyal medyadan biz Evet. Demre Belediyesi'ne şikayet Aynen. ettiğimizde dediler ki bu biz değiliz, bu Büyükşehir Belediyesi. Aynen öyle ve ben bu videoda Demre Belediyesi'ni de etiketleyeceğim yani. Çünkü o zaman bize bunu söylediler, bu biz değiliz diye. Ama madem siz değilsiniz, o zaman Ama cezanı niye siz cezayı yazıyorsunuz? kesen de Demre Belediyesi. Aynen öyle. Yani arkadaşlar videoyu izleyenler, hani avukat arkadaş varsa ve bu işle uğraşmak istiyorsa, evet biz cezayı ödedik ama bu işle uğraşmak istiyorsa gönüllü olarak vereceğiz yani. Hiç hoş değil yani bu Neyse olay. devam edelim. Dahası da Ha, var çünkü. aynen. Daha neler neler oldu anlatalım. Çünkü işte burada diyor ki uyarı levhasının olmasına karşın yetkili makamlardan izin alınmaksızın kamuya ait ortak kullanım alanı açık olan yere diyor. Çünkü orası zaten bir şey. Otopark. Plajdı Otopark. Hayır, zaten. Hayır, otopark orası. otopark yani. Normal arabalar da var Aynen yani. öyle. Onlara şey kesilmezken. Yani bize burada bir işte sandalye koydunuz, işgal ettiniz diye bir ceza da kesilmiyor aslında. Sadece oraya Park aracınızı ettik çektiniz diye. diye kesiyor ama Aynen. bu araçlar ve aslında motokaravan. Ya biz bunun vergisini ödüyoruz ya. Biz MTV niye ödüyoruz? İşte şu şu sayılı kararla diyor. O kararlar da garip. Diyor ki Ağustos'un 4'ünde alınan bir encümen kararı var. Biz bu olayı Temmuz'da Temmuz'da yaşadık. yaşadık. Yani Yani nereden tutsak kalıyor elimizde ya. bizden sonra encümen kararı alıp bize bunu uygulamışlar. Ondan sonra 1162 lira bir idari para cezası kesilmiş. 15 gün içerisinde belediyemiz ödeyin falan filan dediler. Biz bunu çok takmadık. Biz bunu Hukuksuzdur neden diye. takmadık? Çünkü biz bu olayı yaşadığımızda Temmuz'da alınan karar Ağustos'ta bizim yaşadığımız durumdan sonra alınan bir karar bizi bağlayamaz. Yani kanunlarda da böyledir. Hani o an yürürlüğe girdikten sonra bağlar tarafları. Belki bizim buradaki hatamız itiraz etmememiz oldu. 15 gün içerisinde itiraz etseydiniz belki başka şeyler olabilir diyor ama biz bunu çok takmadık. Ondan Evet. sonra ne oldu? Aylar sonra bir gün bir baktım
Anlatayım mı? Banka hesabıma erişemiyorum. Yani bloke koymuşlar Aynen paramı. öyle ya. Banka hesaplarımı kilitlemişler ve paraya da bloke koymuşlar. Ondan sonra Demre Belediyesi'ni arayınca dedi ki biz bunu hukuk servisine gönderdik, artık olay hacizlik olmuş. Yani bize yasal olmayan bir şey için haciz kararı uyguluyorlar. Ondan sonra neyse dedik, lanet olsun dedik, ödedik bütün parayı. Gerçekten lanet olsun dedim. Bir daha da hayatımda Demre'ye gitmeyeceğimi söylüyorum. Asla Demre'ye gitmeyeceğim. Gitmeyin de. Yani yapılan şeyler hukuksuz. Yani ben aslında çok beğenmiştim. Doğal güzellikleri falan çok güzel. Hatta sosyal medyadan da böyle paylaşımlar demiştim. Ya Demre çok güzel. Deniz çok güzel. Ortam çok Olay güzel. yönetimde bitiyor zaten. Olay yönetimde bitiyor ve bize yani biz sosyal medyadan onlara ulaştığımız zaman bu biz değiliz ve bundan bir şey olmaz dedikleri halde evinize böyle tebligat gelmesi, banka hesabımıza bloke konması yani bu o kadar kötü bir durum ki ve asla böyle şey kesinlikle Demre'ye gitmeyeceğiz Yani yani. belediyeler aslında sorumlu burada. Belediyeler bunları bir gelir aracı olarak görmeye başladı anladığım kadarıyla. Yani gelir olabilir ama şöyle bir şey. Ben Ama orada yani bunu tabii ki fark... de ahlaklı bir şekilde Tabii yapmak ki lazım yani. yani. Gelip mesela bu sizin cezanız deseler yine Evet. tamam, ama diyorlar ki karşımızda bu bir uyarı tutanağı diyorlar. Sonra arkadan Arkamızdan gizli gönderiyorlar. gizli fotoğraf çekiyorlar. Yok bir şey diyorlar. Ki Sosyal biz medyadan bize yok bir şey diyorlar. aynen sonrasında E-Devlet'e falan da baktık. Yani ya da işte vergi dairesine düşen bir ceza var mı diye hani bir 15-20 gün içinde de baktık Vergi yani öyle bir dairesine şey yok. aktarmamışlar çünkü. Aynen. Direkt Direkt banka hesabımıza el koymuşlar. daha önce böyle bir şeyle de karşılaşmadık. Yani nasıl kişisel banka hesabınıza bloke konulabilir? Yani bilginiz olsun, aranızdan da eğer avukat uğraşırım derseniz Evet. verebiliriz. Seve seve Davayı. veririz. Benim çok uğraşasım yok, enerjim yok bu konuda ama uğraşmak isteyen olursa Yani ben uğraşabiliriz yani. gerçekten evet zaten aslında sorun ne biliyor musun? Biz şu an diyoruz ki 1100 lira için niye uğraşıyoruz? Aslında belediyelerde ya da işte kurumlarda böyle böyle para Bin bin kazanıyor. bin kazanır Ha işte. bin 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 bana bin sana bin ona. Diyor ki zaten bu şey için dava açtığına değmez. Avukat parası verdiğine değmez. Ya da insanlar bunun için enerji harcamaz zaten. Yani belki böyle 100 kişiye kesiyorsa 5 kişi dava açıyor. Ki açsak biz bunu Açmaz geri bile o. Bir alacağımızı da kişi biliyoruz yani. belki açar yani. Hayır, bak Gerçekten 2 hafta öyle. oldu dediğim, hala daha hesabımdaki bloke de Aynen. kalkmadı yani. Az önce aradım avukatı. Ya bize yazı gelmedi, mazı gelmedi. Süründürüyorlar bizi yani. Yani Durum bu şekilde. blokeyi koyarken öyle olmuyor yani ama kaldırırken bana yazı gelmedi. Bir sonuçta dekont var ortada yani sizin belediyeye geçen bir para var yani. Evet, durum bundan ibaret. Haberiniz Yani olsun yani. canımız çok sıkkın. Yazın Antalya bölgesi biraz Özellikle sıkıntı. Antalya yani gerçekten. Biz Ege'de gezdik hiç böyle şeyler yaşamadık. Ama şimdi bunu görüp diğer belediyeler de örnek alırsa Demre'yi, karavancılar için zorlu zamanlar geliyor Yani yani. zaten hani birçok yerde ben onu da anlamıyorum. Yani yok işte biz şeyde de nerede görmüştük ya? Antalya'nın neresinde görmüştük? Adrasan'da. Ha, Adrasan'da görmüştük. Otoparka karavan giremez yazmışlar. Yani Parasıyla para bile verip bile giremiyorsun. giremiyorsunuz. Yani Maalesef. anlam veremiyorum. Türkiye'de hani karavancılık bence bu yüzden gitti. Evet, şeye katılıyorum. Yani kendini bilmez, etrafı kirleten, pisleten karavancı yok mu? Olabilir, bu her zaman. Olabilir, olabilir. Bu tamamen kişisel şeylerdir. Bunları bulursanız bunlara ceza yazın. Yani Ama oraya park kişiye ettik özel diye ceza yazılabilir. ki park yasağı olmamasına rağmen park ettik diye ceza yazarsanız bu iş olmaz yani. Ki sonuçta gittiğimiz zaman biz de orada alışveriş yapıyorsunuz. Orayı tanıtıyoruz, video çekiyoruz, sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani aslında reklam yapmış oluyoruz bir nevi. Ya da işte eşimize, dostumuza Ben anlatıyoruz. drone Demre çekimlerini böyle. yaptım mesela. Tabii Sosyal ki. medyada paylaşıyorlar alıp yani Ha bunları. tabii ki yani yaptığımız çekimleri alıp ücretsiz bir şekilde paylaşırken gayet güzel. Ama iş ceza kesmeye gelince bize habersiz ceza geliyor. Bunun nereden elimden tutsa kalıyor yani. Hiç hoş değil bu yaşanan şey ya. Yani bu 1100 lira ödedim ama hani bunu kesinlikle helal etmiyorum. Ha uğraşacak avukat arkadaş varsa da gerçekten seve seve bu işi size verebiliriz. Altınıza yorumları yazarsanız çok seviniriz. Ya da benzer şeylerle karşılaştıysanız en azından karavancının dostu yine karavancı. Kampçının dostu kampçı. Lütfen yorumlara yazın. Çok mutlu oluruz. Sosyal medyadan yazın. Görüşmek Diyeceklerim üzere. bu kadar. Kendinize iyi bakın. İnşallah sizler böyle olaylarla İnşallah. karşılaşmazsınız. Tatilinizde canınız sıkılmamış İyi gezileriniz olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.